Kahvaltı. Abim hazırladı. Oraya değil, oraya değil. Buraya. Efendim abi. Ha, hallettim ya, sağ ol. Gönderdiler hemen. Ya biliyorsun incelikli bir iş abi. Ben şey yaptım ama bir şeyler karaladım. Göndereceğim sana. Haber vereyim sana, olur mu? Yazıp göndereceğim. Memleket ayrılalım bakalım. Tamam abi, saati söylesinler. Ben gelirim. Bitirdiğinde toplarım. Siz anca düşenleri toplarsınız. Efendim? Hangi fonduyla iş tutuyorsun bu sefer? Abim rica etti diye geldim. Hakaret etme lütfen. Hakaret değil, gerçek. Değdi mi? Onun bunun eteklerinde gezdiğini. Aç mı bıraktılar seni? Zavallı. Zavallı görmek istiyorsan aynaya bak. Çürüyorsun. Çık dışarı! Vatan haini! Ölmedim daha. Ölmedim. İçme. Ben bir bey amcaya bakayım. Ay yok yok, biz sabah erken kalktık. Her şeyi hallettik. Kız kardeşim de burada. Ha, Hande. Hoş geldin Meryem. Geç. İyi misiniz? İyiyim, sağ ol. Canın sıkılmış. Allah gönlünü ferahlık versin. Çok sağ ol. Gel. Geçin şöyle hadi. Meryem. Biz dün akşam biraz uğraştık. Zeynep için ne yapabiliriz diye. Babam biraz bir şeyler düşündü. Onu konuşacağız seninle. Allah ondan da razı olsun. Buralardan gitmeniz gerekiyor. Tabii her şey yolunda giderse. Nereye? Fransa. Strasbourg. Tövbe estağfurullah. Evet evet. Babam bir akademisyen dostunu aradı. Aslında bir bilim insanı. Fransa'da çok ünlü biri. Kusura bakmayın. Biz bir yere gidemeyiz. Biz burada zor duruyoruz biz. Dinle, dinle bak. Bunlar bir bilim okulunda çalışıyorlar. Özel çocukların yetiştirildiği bir okul. İnsanlık mirasına katkıda bulunacak çocuklar için bir okul. Her yaştan çocuk var. 7 yaşında da var, 20 yaşında da var. Hem ücret almıyorlar. Bütün bakımlarını da karşılıyorlar. Üstüne para da veriyorlar. Yani bunun karşılığında istedikleri tek şey onların istediği doğrultuda eğitim alman. Ve sonra o konu hakkında çalışman. Bu kadar. Çok güzel düşünmüşler. Ama biz bilmeyiz. Yol bilmeyiz, iz bilmeyiz. Ya Zeynep hepsini halleder, öğrenir. Yok. Biz bırakamayız buraları. Oralarda. Olmaz. Ya Allah aşkına şunun ciddiyetinin farkına var Meryem Hanım lütfen. Bağırmayın. Ama siz de bağırttırmayın. Yok gidemem, edemem, yapamam, yol bilmem. Sanki tatile gönderiyoruz ya. Tamam abi, tamam sen. Ya ben savcıyı aramamak için, oradakileri toplatmamak için neler neler yapıyorum. Yapmadığım şeyler yapıyorum. Ben kızımı bu kadar düşünmedim. Ben seni de düşünüyorum Meryem. Seni de alırlar. Gerçekten seni de alırlar, içeriye atarlar. Benim senin şeyhin falan umurumda değil. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah diyor ya. Tövbe tövbe. Meryem bak, yapacak başka bir şeyin yok. Ya kızını götüreceksin ya da kızın kaderine razı gelecek. Artık kimliğini mi değiştiririz? İltica mı edersiniz? Bilmiyorum, ona sonra bakacağız. Ama götürmek zorundasın. Bak götürmek zorundasın. Eğer gitmezseniz, kızını göndermezsen... Ben bu işin arkasından çekilmem. Söyleyeyim.
Ben sana da acımam. İlla ki gider kanuni yollara başvururum. Haberin olsun. Baba. Meryem'i de çağır. Ne oldu? Boşuna bağırıyorsun çünkü. Meryem Hanım. Levent sana anlattı. Ama onun değil. Benim kusuruma bakma. Çünkü gidemiyorsunuz. Nasıl? Konuştuk ya baba. Biraz evvel. Bir başka detay için Madame Szymanski tekrar aradı. O sırada vermeyi unuttuğum bir başka detay olduğu fark edildi diyelim. Ne gibi? Meryem ile Zeynep'in başlarının kapalı olduğunu söylemeyi unutmuşum. Haliyle. Fransa'da yasakladılar ya abi. Başımız kapalı diye. Sağlık olsun be amca. Biz alışırız. Biraz önce sesimi yükselttiğim için kusura bakma. Mühim değil. Bak, bir şeyler düşüneceğiz, halledeceğiz yani merak etme. Çok mu ağrıyor? Psikosomatik bir ağrı o. Yani ağrı kesici hafifletir ama iyileştirmez. O ne demek? Psikolojik yani. Gerginlikten oluyor. Akşam yatmadan bir kas gevşetici sürersen krem falan iyi gelir. Senin çok mu hastan var? Var. Bir tek biz değiliz yani. Herkesin derdi var Meryem Hanım. Bak babama, kızıma. Zeynep'imin kaderi buysa. Bak üzme kendini. Halledeceğiz gerçekten. Merak etme. Ne o elbiseleri atmışsın öyle her tarafta? Onları bir toplar mısın? Mira görmesin. Tamam. Efendim Esra. Evet evet çıkıyorum şimdi. Ne? Cüneyt mi? Nerede şimdi? Tamam, kimseyi karıştırmayın. Geliyorum. Meryem Hanım. Ne olmuş? Bu Cüneyt işte, var ya. Ne olmuş Cüneyt Efendi'ye? Cüneyt iyi değilmiş, hastaneye gelmiş. Nöbet geçiriyormuş. Sabah kızım onun yanındaydı. Bir şey yapmış mıdır? Bilmiyorum. Bilmiyorum ama durum bu. Cüneyt'in şu an en son ihtiyacı olan şey evlenmek. Ama bunu ona ikna etmek şu an zor. Sen doktorsun, seni dinlemez mi? Meryem Hanım, Cüneyt şu an bir bardak su içmeye bile geri geldiğinde zor ikna olur. Yani garanti veremem. Ama elimden geleni yapacağım. Bu Cüneyt Efendi zarar verir mi kızıma? Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Doktor bey, bir 5 dakikan var mı Zeynep için? İyi günler Madame Szymanski. Madame Szymanski ile biz 5 sene boyunca bir projede çalışmıştık. Türkiye'yi çok sevmişti.
Evet Suavi Bey, çok güzel zamanlardı. Madem bugün konuştuğumuz konuyla ilgili. Çok üzgünüm. Tekrar ifade etmek isterim. Sizden gelen bir isteği asla kırmam yoksa, biliyorsunuz. Ya tekrar rahatsız ettim. Bu Meryem, Zeynep'in annesi. Size birkaç bir şey söylemek istiyor. Buyurun. Görüyorum şu an. Duyuyor musunuz hanım? Madam. Madam. Madam hanım demek ya abi. Madam. Ben adınızı söyleyemedim. Benim kızımı almıyor musunuz okula kapalı diye? Fransa'da bazı kurallar katidir ne yazık ki. Ama kızım çok akıllı benim. Suavi Bey amca söyledi bize. Okuması lazım dedi. Türkiye'de de çok güzel okullar var. Eminim Suavi Bey size yardımcı olacaktır. Benim kızım burada okula gidemiyor. Bey amca söylemedin mi? Ya bütün detayları anlatmadım canım. Ha tamam. Şimdi kızım çok küçük daha. Onu evermek istiyor babası. Anlamadım. Evlenmek. Siz bir şey yapamaz mısınız? Alamaz mısınız okula? Ben gereği neyse çalışırım, borcu öderim. Ne yazık ki kurallar. Medeni bir ülkede kurallara uymak zorundayız. Şimdi gerçekten kapatmam gerekiyor. Suavi Bey, iyi günler. Hanım, hanım, madam. Buyurun. Ameliyat olsan, sana... Benim kanımı verseler almayacak mısın? Susuzluktan ölecek olsam, elimden su almayacak mısın? Ben ölecek olsam, bana su vermeyecek misin? Çöle düşsek, bir aslan gelse, hangimizi yiyeceğine, kıyafete göre mi karar verecek? Sıcakta üşür müyüz? Soğukta yanar mıyız? Bu öğrettiğiniz ilmin kaideleri size başka, bize başka mı? Benim kızım yapabiliyor işte. Anlıyor. Anlıyor, biliyor. Tabiatı anlıyor. Siz oradan anlamıyor gibi yapıyorsanız... zaten sizin öğreteceğiniz ilim de yalandır. Bunu söylemeye aradım. Suavi Bey, annesi bu kadar akıllıysa kızı gerçekten merak ettim. Bakın Meryem Hanım, Galileo diye bir bilim adamı Avrupa'da... Yüzyıllar önce din adamları tarafından yargılanmıştı. Çünkü söylediklerinin İncil'e aykırı olduğunu iddia ediyorlardı. Ne diyordu biliyor musunuz? Dünya yuvarlaktır ve dönmektedir. Cahillermiş. Cahillerdi, evet. Fakat bilim adamları ispat etmeseydi, sizin tabi olduğunuz insanlar da inkar ederdi dünyanın yuvarlak olduğunu. Prensa bu konuda biraz katı belki, haklısınız. Ama bu katılığın sebebi birileri inanışları yüzünden bilim insanlarını sindiremesin diye. Galileo yaptıkları gibi. Benim kızımın günahı ne bundan? Ona ilim öğrenme fırsatı vermezseniz nasıl seçecek neye inanacağını? Haklısınız. Çok ümitlenmenizi istemem. Ancak kızınıza bir soru sormanızı isteyeceğim. Sorunun cevabını bana verecek. Görüşeceğim onu. Dünya neden yuvarlaktır ve neden dönmektedir? Kimseden yardım almadan bu soruya vereceği cevabı merak ediyorum. Şimdi gerçekten gitmem gerekiyor. Yarın Türkiye saatiyle 14'te bilim kurulu var. Kızınız o kurula verecek cevabı. Ben bu konuda tek başıma karar veremem. Gerçekten gitmem gerekiyor Suavi Bey. İyi günler. Suavi Bey amca, zor mu, kolay mı bu sual? Sorunun cevabını istemiyor Meryem. Zeynep'in cevabından Zeynep'in düşünme biçimini anlayacak, ona göre karar verecek. Ama sen çok iyi cevap verdin. Vallahi bravo. Helal be Meryem, sen bizi ABD'ye de sokarsın. Ya çıkın dinleneceğim, hadi. Tamam, tamam baba, tamam. Ben şimdi hastaneye gidiyorum. Meryem ne olur Zeynep'e bu soruyu sormayı unutma. Tamam mı? Unutmam.
Benim kara kuzum Allah'ın izniyle cevaplar bu suali. Ha Meryem, senden bir şey rica etsem. Estağfurullah. Abimin odasında Beste'nin eşinin eşyaları var. Öyle bir hışımla attı herhalde hepsini ortaya. Onları bir beraber toplasak, Mira görürse morali bozulur. Yazık yavrum. Yapalım tabii. Adet mi sizinkilerde? Buyur. Yani hep çocukken mi evlendiriyorlar herkesi? Az da çoğu fark eder mi? Ben kızın durumuna çok üzüldüm Meryem. Ondan. Yani düzeniniz mi bu hep diye. Şimdi oraya gelsem kim bilir kaç çocuk bu halde mi diye. Benim başıma geldi, kızımın başına da geliyor işte. Peki buna kim karar veriyor? Bu sefer ben karar vereceğim. Kurtaracağım kızımı. Bunlar işte. Ya bu arada Beste'nin döneceğini sanmıyorum. Sen eğer bunlardan işine yarayacak varsa alabilirsin kendini. Yok çok şükür. Bunlar bana olmaz zaten. Niye öyle diyorsun ya? Tövbe estağfurullah. Şu tarafta da var. Sen yine ihtiyacın olursa alırsın. Benim bunu açmam lazım. Alo. Ha yarın gelsem? Bu nasıl karışmış ki buraya? Zeynep kitabını mı sardı acaba? Allah Allah. Ne yapıyorsun sen be? Bırak onu. Yavrum bizim bu. Annemin eşyalarını mı çalacaksın hırsız? Kızım, iftira büyük günahtır. Buraya karışmış bizim bu. Ya bir de vaaz veriyor ya. Bir de vaaz veriyor. İndirmişsin zaten her şeyi. Ne yapacaksın? Çalacak mısın annemin kıyafetlerini? Katlayıp yerine koyacaktım. Hande halana sor şahit. Ne oluyor? Hala gönder bak şu kadını evden. Annemin kıyafetlerini hepsini indirmiş çalacak. Tövbe de. Olur mu yahu? Ben rica ettim Meryem'den yardım eder misin diye. Ya sen niye ondan yana çıkıyorsun ya? Dedem haklı sana ne dese. Sırf başörtülü diye onu bana savunuyorsun ya. Aa terbiyesiz. Baban istedi yardım ediyoruz. Topluyoruz eşyaları. Babam da görür o zaman. Ya nereye? Babama. Mira. Güzel kızım. Bak hele bana. Kötü bir şey mi oldu? De bana beyaz kuzum korkma. De. Cüneyt Efendi. Allah ondan razı olsun. İyi değil. Hasta. Nasıl? Afiyeti mi eksik? Öyle değil. Kafası, ruhu. Garip şeyler söyledi, bağırdı. Güzel kızım. Hal ehlidir Cüneyt Efendi. Biz anlayamayız. Onlara gayipten haber gelir. Canlarına can değer. Onlar bu alemin ötesinde başka alemlere bakarlar. Biz bilemeyiz. Sen korkma. Değil mi kızım? Korkma ya. Selamünaleyküm, hoş geldin sanım anne. Aleykümselam, hoş bulduk. Nasılsınız kızlar? Sağ olun. Naim efendi, biz hanımlara ayrılan bölüme geçeceğiz. Hazır gelmişken varsa bir ihtiyacın, sen de üstüne başına bir şeyler bak bari. Bizim hesabımıza yazdırırlar. Kızım bize emanet. İşin bitince bizi dışarıda bekle. Geç kızım. Buyurun. Hadi bakalım.
Hediye paketi olacak mı kardeş? Yok. Poşete de koy, kâfi. Hanım anne dedi ya, Arif Efendi halleder. Sen karıştırma. Ben ödeyeceğim bunu. Bir şey yok. Merak etme Naim Efendi. İçi bulandı biraz. İyi şimdi. Feyza, gel kızıp geçelim biz. Kızım getir poşetleri. Zeynep neyin var? İyi misin kuzum? İyiyim baba. Sabahki mesele mi? Bunlar mı bir şey dedin? Yok baba. İçeride sıcakladım herhalde ondan. Öne geçsen. Yanımda otur yavrum, gel. Meryem. Birgül. Meryem nasılsın? Zeynep nasıl? İyi. Gel geç, içeride konuşurum. Naim içeride mi? Yok. Sen nasıl gelebildin ki buraya? Aman. Bu kapı bir şekilde ayağına getirtmeyi başarıyor. Ödüm koptu meraktan, çatladım. Sizden hiç haber alamadım. Geç. Hay Allah. Aç mısın? Yok. Naim gelmeden gideyim ben. Ben sizi çok merak ettim Meryem. Seni, Zeynep'i. Bir şey duydum. Cüneyt durumuyla ilgili. Geç otur. Söz kestiler. Rızam var dedim. Ama bilerek. Doktor Bey var, Levent. Hani bu gittiğimiz evin sahibi. Hı hı. O yardım edecek bize. Ama zaman istedi. Ya başaramazsa? Yani tamam, Mürşit Hazretlerine zarar gelmesin diye bir hal yol bulmaya çalışıyorsunuz ama... Güvenebilir misin? Kız kardeşi Hande beni aradı senin durumunu gazeteye yazmak için. Bana da soru sorup durdu bütün gün. Söz verdi Levent Bey. Güveniyorum ona. Zeynep nasıl, ne halde peki? Bilmem ki. Nasıl? Rızam var dedim ama oyun diyemedim. Naim konuşturmadı. Yüz çevirdi bana. Çok yüreğim yandı bir gül. Ben bırakmayacağım bu işin peşini. Bir sınav varmış. Böyle yurt dışında bir yere gitmek icap edermiş. Bırakmayacağım peşini. Göreceksin. Merak etme, merak etme. Er geç öğrenir ki Zeynep Bey. Hem ne kadar kaçıracak ki senden kızını? Meryem, ama çok tehlikeli bir işe girdin. Çok dikkatli olman lazım, çok akıllı olman lazım. Geldiler. Er geç görecektiniz Birgül. İdare ederiz, dur. Daha iyisin ya kuzum. Miden bulamıyor değil mi? İyiyim, iyiyim.
Zeynep. Ne oldu, solmuşsun? Hayırdır Meryem? Kim var içeride? Naim, Zeynep'e ne oldu? Kız, kim var içeride? Kitapsız seni. Ne işin var senin burada? Kavga etmeye gelmedim. Naim, zelzeleden kaçtığımızı duyunca... Kes! Bu bozguncuyu eve almışsın bir de. Bizi herkese kepaze mi edeceksin sen? He? Adımızı Allahsız'a mı çıkaracaksın? Yürü! Zeynep'i götür odaya, yürü! Ben her şeyin farkındayım ha. Geldiğimizi duydun, geldin. Şimdi Meryem'in, Zeynep'imin aklını bulandıracaksın ha! Kıymet bilmez seni. Kıymet ha? Sen mi biliyorsun kıymet? Hasta etmişsin ya kızı, ruh gibi kalmış. Kendim için, kendi rahatım için evlendiriyorum desene. Senin başına ne geldiyse, bu dilinden geldi, daha da akıllanmadı. Ne oldu kızım, iyi misin? Kustum ama iyiyim. Hı? Halam... Ama ben o dili koparmasını bilirim ben seni. Kıymet bilmez kafir sana. Beklesen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.